Ve kahvemi boşaltıyorum. Aa, bayağı oluyor. 15. 16. Ne oldu ya? Ya bütün bu YouTube kanalı benim fail'la mı acaba devam edecek bu şekilde? Kanalımın ilk AliExpress ürün incelemesi. Birlikte bir espresso yapacağız. Üstüne süt köpürteceğiz. Bitti mi? Bitmedi. Bir de üstüne Nesquik ile latte art yapacağız. Latte art yapma zamazingosunu da AliExpress'ten aldım. Onu da göstereceğim sizlere. Bomboş ürünler deryası bugün sizleri bekliyor. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Saçlarımı yaktıktan sonra çektiğim ilk video ile karşınızdayım. Beklediğimden çok daha fazla tepki aldım açıkçası saç videosuyla alakalı. Hem iyi hem kötü. Çok teşekkür ediyorum öncelikle herkese. Şaşkınım yani bu kadar izleneceğini düşünmemiştim. Harika yorumlar geldi. Zeynep saçlarını kazıt, sen manyak mısın kızım, kendine ne yapıyorsun falan gibi. Görmüş olduğunuz gibi üç tutan bir saçım var ama duruyor. Yanlarım yok. Şuralarım yine kısacık ama onun dışında sürekli mikrofon çarpıyorum. Onun dışında saçımın arkaları komple duruyorlar. Gelelim sebebi ziyaretimize. Bugün artık sonunda milyonların YouTube başında heyecanla beklediği içeriğimin ilkini sizlerle, YouTube üzerinden ilkini paylaşmak istiyorum. Kanalımın ilk AliExpress ürün incelemesi. Instagram'da beni eskiden takip edenler bilir. Ben AliExpress bağımlısıyım. AliExpress üzerinden böyle bir şeyler sipariş verip 1 dolar, 2 dolar onu unutup sonra 1 ay, 2 ay sonra evime geldiğinde kendime bir hediye almışçasına sevindiğim salak bir hayatım vardı. Hepimiz bence bundan etkilendik. Vergi olayı biliyorsunuz. %20 ile başlayan, sonrasında %20 olmadığı fark edilen yurt dışı alışveriş vergisi. Eskiden 22 dolara kadar bir sınırı vardı biliyorsunuz. Yani şöyle, 22 dolara kadar satın aldığınız bir ürünü hiçbir şekilde vergisi yoktu. Ama 22 dolardan sonra vergi ödemeniz gerekiyordu. Artık 2 sente alacağınız bir ürünün bile vergisi var yurt dışından. Tabii bizi biraz üzdü, moralleri bozdu. AliExpress'çilerin kalbini kırdı. Onlardan biri de benim. Vergi olmadan önce neredeyse her hafta, bazen çok aksattığım da oluyordu ama Instagram üzerinden, storylerden AliExpress ürün incelemesi yapıyordum. Daha önceki AliExpress ürün incelemelerimi izlemediyseniz videonun başındaki saçma giriş sizi biraz etkilemiş ve psikolojinizi dağıtmış olabilir. Bunun için özür diliyorum. Ama Tuğba Akıncı'nın Kondom isimli parçasının benim AliExpress ürün incelemelerimle çok özdeşleşmiş bir müzik olduğu için burada da kullanmadan edemedim. Gelelim bugün ne inceleyeceğimize, ki zaten başlıkta yazıyordur yani bunu aslında şu an söylemem saçma. Sizlerle bir kahve makinesi inceleyeceğiz. Bu kampçı tayfanın daha çok kullandığı bir kahve makinesi çünkü taşınabilir ve her yerde anlık olarak espresso yapabileceğiniz bir kahve makinesi. Ben bunu herhalde Mart ayında falan aldım. Yani verginin esamesi okunmuyordu. 21 dolar 68 sente aldım. Manyak gibi bunu nasıl hatırlıyorsun diyeceksin. Az önce baktım. Böyle sanki düşünüyormuş gibi yaptığıma bakmayın. 22 dolar neredeyse bu ürün. Nasıl getirttim bunu? Ya diyorsunuz ki satıcıya, Dear buyer, kardeşim bunun lütfen az declare et. Yani ne demek bu? Lütfen paketin üstüne 3 dolar yaz, 5 dolar yaz. 22 doların altında ne yazarsan yaz diyorduk eskiden. Bunlar da yazıyorlardı. Çatır çatır ürün geliyordu. 50 dolarlık ürün de alıyorduk. 20 dolarlık ürün de alıyorduk. Yani adam atıyorum kocaman bir paket gelmiş. Üstünde 3 dolar yazıyor. Gümrükteki adamlar da tabii buna aydı. Ondan sonra o paketleri açmaya başladılar. Paketleri açmaya başladıktan sonra sunum ücreti denilen bir şey ortaya çıktı. Gümrük sunum ücreti şu paketin bir gümrük memuru tarafından açılıp içinin bakılması demek. Yani adam onu açıp bakıyorsa 5 lira 20 kuruş size kilitleniyor demek. Vergi sistemi başladıktan sonra da gümrük sunum ücreti her pakete fix olarak yazıldı. O yüzden de şu an 1 dolarlık ürün bile alsanız 11 TL gibi bir vergi ödüyorsunuz. Neyse bu vergi muhabbeti çok sıkıcı. O yüzden geçiyorum. Yani AliExpress'ten sipariş verilir mi? Verilir. Belli başlı ürünlerde verilir. Önce Türkiye'deki sitelere bakılır, ondan sonra verilir diye düşünüyorum. Her neyse başlayalım. 15-20 gün gibi bir sürede gelmişti. Satın almış olduğum adam bu ürünü kaldırmış. Ama ben size bir muadil
daha buldum. Ki ben 22 dolara almışım. Bulduğum muadil 18 dolar 23 sente satıyor. Türkiye'de bunun muadilleri gerçekten çok daha pahalı. O yüzden yine her türlü bu ürünü AliExpress'ten almak bence mantıklı. Paketin üstüne satıcılar genellikle zaten 18 dolar yazmıyorlar buraya takılır diye. 5-10 dolar bir şey yazıyorlar. Onun da üstüne vergisini koysanız yani bu ürün yine size uyguna gelecek. Mesela Chibo satıyor 269 TL. Amazon'da var 900 TL. 400, 399. Yani gördüğünüz gibi bu yine en ucuzu. Ay bir su içeceğim. Aslında bugün bir değil tam 3 tane ürün inceleyeceğiz. Espresso makinesini inceleyeceğiz. Benim Instagram'da anlamsızca geniş kitleler tarafından izlenmiş olan bir fail videom var. Süt köpürtme videom. Tatsız bir deneyimdi ama müthiş bir süt köpürtücü. Onu da AliExpress'ten almıştım. Birlikte bir espresso yapacağız. Üstüne süt köpürteceğiz. Bitti mi? Bitmedi. Bir de üstüne Nesquik'le latte art yapacağız. Latte art yapma zamazingosunu da AliExpress'ten aldım. Onu da göstereceğim sizlere. Kahve makinesiyle isterseniz başlayalım çünkü çok konuştum. Aslında paket bence çok başarılı. Apple ürünlerinde de böyle kendinden yavaşça açılan bir sistem vardır ya. Harika. Ürünün kendisi bu şekilde. İçinden bir de aşırı açıklayıcı bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Şimdi size ürünün parçalarını burada gördüğüm şekilde anlatacağım. Tada! Ürün bu. Çok tatlı. Yani ağırlığı gayet hafif. Şöyle bir su şişesiyle aslında hemen hemen aynı boyda. Yarım litrelik bir erikli su şişesiyle. Su alma haznesi, piston, sıkıştırma alanı, kahveyi koyduğunuz yer ve kapağı. İçinden de bir tane tatlış mı tatlış bir kaşık çıkıyor. Burada 6 tane adımımız var. Şimdi onları paylaşacağım sizlerle. Kineyi yıkayın. Çok mantıklı. Sıcak su ekleyin. Kesinlikle. Assemble the water container. Add coffee powder into the bin. Coffee powder mı? Buradaki İngilizce baya kötü. Tamam ben çözdüm. Makineyi yıkadım. Suyumu kaynattım. Kahvemi aldım. Süt köpürtücümü, latte art zamazingomu aldım ve geldim. Buraya basarak bu kahvenin süzülmesini sağlayacaksınız. Şimdi buraya ne kadar basarsanız o kadar kahvenizin sertliğini ayarlayabiliyorsunuz aslında. 13, 18 ve 28 kere basılması gerektiği yazıyor. Yani 3 farklı tat ayarı var diyebilirsiniz kahve için. 13 kez buna... 13 kez mi? 13 kere bastığınızda orta sertlikte bir kahve elde ediyorsunuz. 18 kez bastığınızda İtalyan espresso diyor. Yani muhtemelen birazcık acı bir espresso. Benim kalp krizi ya da taşikardi gibi risklerim yok diyorsanız 28 kere basarak double İtalyan espresso tadına erişebilirsiniz. Ben her zaman ortadan yanayımdır. 18 kere basalım, tertemiz espressomuz çıksın. Nereye ne koyuyoruz onu bir önce yanlış yapmadan halledelim. Şimdi buraya sıcak su ekliyoruz. Parmak boşluk bırakarak şöyle sıcak su koydum buraya. Ben bir tane daha bölme varmış, onu açmayı unutmuşum. O yüzden biraz ortalığı batırdım. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi buraya sıcak suyumu koydum. Bu parçanın içinde kahveyi koyacağımız alan var. Onun içine kahveyi koyacağım. Az önce küçük bir fiyasko yaşadığım için içi biraz pis. Yanlış yere koymuşum kahveyi. Yani dünyanın en basit makinesini bile çözemedim. Kahveyi şöyle koyup biraz da bastırıyorum. Çünkü Starbucks'ta böyle yapıyorlar. Gereksiz heyecanlandım şu an. Sadece filtre kahve yapabildiğim için evde. Bunu da bunun üstüne oturttum. Bunu da bunun üstüne kapatıyorum. Aa harika ya. Nereden bunu şimdi fırlatacağız peki? Bunu kapatmıyormuşum. Şimdi bunu aldım. Şöyle çeviriyorum bardağıma. Bu arada isterseniz buna da koyabilirsiniz. Yani kamptaysanız falan. Da ben şu an evdeyim. Ve kahvemi boşaltıyorum. Aa bayağı oluyor. 12, 13, 14, 15, 16. ne oldu ya? Ya bütün bu YouTube kanalı benim fail'la mı acaba devam edecek bu şekilde? Galiba tam oturtamadım diye oldu bu diye düşünüyorum. Üstüm başım battı ya, inanamıyorum ya. Bir tadına bakmak istiyorum çünkü kahveyi bence biraz olsun yaptım. Güzel, sert ve başarılı olmuş. Ben tabii ki yapmaya devam edeceğim. Biraz daha deneyelim bakalım.
demek ki ben oturtamıyorum yani. Burası battı şu an. Bakayım su kalmış mı içinde? Var tabii. Bayağı da su var. Neyse Amerikano'yu çevirelim. Bir daha tadına bakalım. Gayet kahve çalışır yani. Bunun bence yıkaması da kolaydır. Ama benim komple şu an burayı yıkamam gerekecek. Sıçtım, batırdım. Evet, acısıyla tatlısıyla bir espresso makinesi inceledim. Onu iyi oturtun yani, o oturtma olayında biraz sıkıntı var bence. Ama onun dışında 10 numara kahve yapıyor. Net alınır. Espressolu kahve makineleri çok pahalı çünkü. Gelelim yine aşırı uzman olduğum ikinci ürüne. Süt köpürtme makinesi. Bunu da aylar aylar öncesinde AliExpress'ten aldım. Yanlış hatırlamıyorsam 10 dolar civarı. Onun linki duruyor. Aşağı bırakacağım zaten hepsinin linklerini. Bunun bir böyle ekstra çırpıcısı, bir de böyle bir tane minik tek bir tane teli olan ikinci bir çırpıcısı var. Bir de böyle tatlış oturan bir şey yapmışlar. İki tane 2A pille çalışıyor. Şöyle arkadan takıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şimdi hep birlikte süt köpürtelim. Sonra kahvemizin üstüne dökelim. Ve sonra latte artımızı yapalım. Yani umarım bunda da yine bir süt köpürtme fail olmaz. Yani çünkü kahve makinesini hiç beklemiyordum ya. Gerçekten hiç beklemiyordum yani. Belimin etrafına takmış olduğum bir aparatla, sizlere ikinci bir kamerayla POV dediğimiz, yani point of view, yani bakış açısı dediğimiz yöntemle süt köpürtme olayını ve latte artı daha yakından görebilmeniz için hizmette sınır tanımıyorum. Şöyle sütüm var burada. Ben bunu sıcak sütle yapmaya çalıştım ama asla soğuk sütle olduğu kadar köpürmedi. O yüzden ben soğuk sütle yapmayı ya da ılık sütle yapmayı tercih ediyorum. Çok ciddi bir şeymiş gibi anlatıyorum ya bir de böyle. Direkt olarak bununla aslında dalıyoruz. Şu pisliklerden bir kurtulalım. Biraz sıçrayabilir, korkmayın. Bakın anında ya. 3-4 saniyede hayvan gibi köpük yapıyor. Bu arada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ayran denemeyin, ayran olmuyor. Ben denedim. Susurluk ayranı yapmaya çalıştım. Ama olmadı. Yalnızca süt. Bakın artık neredeyse yumurta akı kıvamına geldi. Bunu şöyle bir kenara alalım. Şimdi burada görmüş olduğunuz kahvemizin üzerine böyle bodoslama bol köpük yapalım. Şöyle köpüğümüzü düzledik. Gelelim latte art'a. Ya aslında bundan çok daha fazla var ama ben ne yazık ki bir tanesini bulabildim evde. Şöyle net gözüküyor galiba. Bu böyle kahve çekirdekli şekilli bir şey. Bunu böyle kahve kupanızın üstüne koyup yine Nesquik gibi bir şey döktüğünüzde onun şeklini alıyor. Yani yalandan bir latte art aslında. Şimdi bununla latte art yapacağız. Bunun da linkini bırakacağım aşağıya bu arada. Yine iş başındayım, bir saniye. Bu yanında böyle bir şey de geliyor. Bunun içine Nesquik'i doldurdum. Şimdi üstüne şöyle dik bir şekilde dökmeniz gerekiyor. Tabii ortalık batıyor, onu söyleyeyim. Ve sonuç. Tada! Harika oldu ya. Bu videoda hiçbir şeyi doğru düzgün incelemedim. Psikolojim alt üst oldu şu an. Videoda 3 tane ürün inceledim. İkisi hüsranla sonuçlandı. Ama kahve makinesinde benim hatam olduğunu düşünüyorum. Tam olarak sıkıştırmadığım için kendiliğinden fırtladı. Bu Nesquik serpmeyi zaten yani aldığım günden beri beceremiyorum. O yüzden çok da şaşırmadım. Süt köpürtücü de kaşık kullanmam sanırım bu sefer işe yaradı. O yüzden orada bir fail yaşamadık. Kahvenin tadına bakalım tabii ki nasıl olmuş. Gayet iyi. 12 liraya satarsınız şunu, bak net içilir yani. Eve gelen Tinder date olur. Eş dost olur. Arkadaş olur. Akraba olur. Böyle pıçık pıçık espresso makinesiyle şov yaparsınız. Üstüne süt köpürtücü. Üstüne yetmedi mi? Bir de latte artı patlatırsınız. Yemin ediyorum gönülleri fethedersiniz bak. Evet. Yine kah güldük. Kah hüsrana uğradık. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu harika incelemelerin devamının gelmesini isterseniz ya da Zeynep şunu inceler misin derseniz yorumlara yazmanızı rica edeceğim. Henüz sponsor bulamadım çünkü. Umarım beğenmişsinizdir ve bu korkunç ürün inceleme videosu ilginizi çekmiştir. Bir sonraki AliExpress ürün incelemesi videosunda görüşmek üzere.